YGA'nın değerli başkanına, Sinan kardeşimize ve bütün ekibine bu güzel başlıkta bizi bir araya getirdiği için ve güzel sunumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Benden önceki bütün konuşmacıların söylediği her şeyin, her bir başlığın, her bir kelimenin ne kadar önemli bir hayat tecrübesi olduğuna da bütün yüreğimle inanıyorum. Başarılar tesadüf değildir. Ve çok güzel bir söz var. Siz isterseniz o bir hayal değil. Aslında sizler başarmış olarak bugün oturan kardeşlerimizsiniz. Bu koltuklar oturmak öyle kolay değil. Ne kadar iki çocuk annesi olarak, ne kadar yüksek bir gayret, ne kadar yüksek bir fedakarlık gerektiğini biliyorum. Ama sizler de biliyoruz. Şehrimizin 4 üniversitesi var diyoruz. Vakıf üniversitelerimiz her geçen gün ülkemizin ve uluslararası boyutta kendini gösteren kaliteli bir noktaya gidiyor. Bizim en büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz sizler olacaksınız. Aslında sizler şu anda lider adaylarımızsınız ve liderlerimizsiniz. Fakat tabii hayat büyük bir tecrübe. Şimdi Sinan kardeşimizin söylediği, liderin önemli özelliği, kimsenin görmediğini görmek, topluma bunu kabul ettirmek, birleştirmek, enerjini kullanmak, beraberinde kararlı bir şekilde bu yolculuğa gitmek. Ben kendi film şehri gibi, herkesin kendi hayatında bu söylediği şeylerin hepsinin bir karşılığı var. Ne kadar da genç olsanız her birinin bunun bir karşılığı olduğunu ben inanıyorum. Ve bu noktaları, aslında bu karar mekanizmaları ve geçiş noktalarını ne kadar güçlü yönetebilirsek o kadar iz bırakacağımıza da inanıyorum. Yaklaşık 50'ye dayanan bir hayat yolculuğunda çok önemli kararların tanıklık yapmış, şahitlik yapmış bir kardeşimizin, ülkenin kararlarına, ülkede alınan kararlara şahitlik yapmış bir kardeşimizin. Aslında hepimiz yazılana oynuyoruz. Hep şuna inanıyorum ama bize düşen şey o açılan alanı iyi oynamak. İyi öğrenci olmak, iyi öğretmen olmak, iyi mühendis olmak, iyi vekil olmak. Bize düşen şey bu. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte onun için bu söylediğimiz her şey çok önemli ve çok kıymetli ama benim inandığım bir şey var. Sevmediğiniz işi başaramazsınız. Yaptığınız işe aşkınızı katacaksınız, yüreğinizi katacaksınız. Muhabbetinizi katacaksınız, seveceksiniz. Hele bir de siyasetse yaptığınız iş, siyaset dediğiniz şey insan kazanma ve burada sorun çözme sanatıysa, bir meslek değil size bir fırsat veriyorsa, bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirip hakkın ve halkın huzuruna gittiğinizde oradan hayır duasıyla dönebilmek gibi bir emelinizle bir muradınız varsa önce seveceksiniz. Sevmeden yaptığınızda o hesabi şey, halkın feraseti ve sağduyusu çok net bir şekilde hissedecek. O yüzden sevdiğiniz ve içine aşkınızı kattığınız işte bilgiyi mutlaka çok iyi kullanmanız lazım. Ben tabii bu kadar direkt İstanbul Tekniği bitirip geldiğim zaman hocalarımızın bize öğrettiği en önemli şey bilgiyi nerede bulacağımız. İyi bir mühendis her şeyi bilmek zorunda değil. Ama en iyi bilgiyi nerede ulaşacağını bilmek zorunda. Aslında benim siyasi hayatımda dönüp mühendis kökenli bir kardeşiniz olarak 12 yıl vekillik, parlamento, hukuk ağırlıklı bir alana gitmek, hiç eğitim almadığım bir alanda ayakta kalmak, var olmak ve uzun ve sürdürülebilir bir şekilde bu mücadeleyi devam ettirebilmek. O yüzden o mühendisliğin bana verdiği iki şeyi çok iyi kullanmak durumundaydım. Birincisi, bilgi sahibi olmak. Bilgi sahibi nasıl olacaksınız? Bilgili insanlarla çalışacaksınız. En iyi seçeceksiniz. Ehliyet ve diyarlar. Bilgili insanlar. İkinci sınıf insanlarla çalışanlar üçüncü sınıf iş çıkarıyorlar. Elinizdeki en iyi. En iyi bir şekilde bunu başarmak ve bilgili insanlarla bir araya gelmek gerekiyor. Bunu tabii yine öğrendiğim, okulumun bana verdiği çok önemli bir tecrübe. Ama beraberinde iş hayatının da bana verdiği çok önemli bir altyapı oluştu. Şimdi ilk o kadar büyük bir emanet, o kadar büyük bir sorumluluk ki başaramazsan bitiyor. İkinci vekilim, ikinci kadın milletvekilim olamayacak. Çünkü alan açıldı ve doldulamadı. İlerleyemeyeceksin. Toplumun yarısını temsil ediyorsun.
Erkekler de ki acaba bu kadın bu işi yapabilir mi? Soru işaretine bakışına cevap veremeyeceksin. O kadar yüksek üzerinizde büyük bir emanet ve büyük bir sorumluluk ki. Onun için çok iyi bir şekilde işinizi takip etmek zorundasınız. Bu da bana işte iş hayatından gelen tecrübe oldu. Özellikle holdingin, işte bugün sanayi odası başkanımız aramızda, 80'li yıllar rahmetli Özal'la beraber işi açılmışız, rekabet ediyoruz. Nasıl bugün sizler, her biriniz kendi içinde büyük bir rekabet içerisindeyseniz, toplumlar rekabet halinde, ülkeler, kentler, firmalar rekabet ediyor, tekstil rekabet ediyor. Bir karar verecek, diyor ki ya ben yerel bir firma olarak kalacağım ya uluslararası bir marka olacağım. Ya ustalarla devam edeceğim, çok kıymetli, ellerini öpüyoruz. Yani orada sorun yok ustalarımızda ama mühendisleri, iyi mühendisleri içeri alıp profesyonel yöneticilerle de kurumsallaşacaksınız. Aile şirketini kurumsallaştırıp holdinge dönüştüreceksiniz. Başkanımın ihtisas alanında ben dıştan gördüğüm kadarıyla söylüyorum kendi. Saatlerce bu geçişi anlatabilirim. Ama o günün şartlarını ona tanıklık eden bir kardeşiniz olarak ustaların egemen olduğu bir alanda mühendis alınma. Ve işte diyorum ya kader çizgisi, bizim kaderlerimizin olduğu nokta. Ben İstanbul Tekniği 4 yılda Haziran mezunu olarak bitirdim. Bavulu getirdim, eve bıraktım rahmetli anneme. Dedim ki, anne ben işçi bulmaya gidiyorum. Dedi ki, kızım gözünü seveyim daha yeni geldim. Bavulu bıraktım, dinlen dedim. Yok dedim, kardeşim ikinci üniversitede okuyor. Eczacılıkta, birimiz Ankara, birimiz İstanbul'da. Babamın bir köz medyelerinde çalışıyor. Benim dedim, kardeşim için hızlı bir şekilde işe girmem lazım. İşçi bulmaya gittim, işte o sırada holdingin iyi mühendis aradığı dönem. Yani bunlar tabii kesişmesi gerekiyor ki bir hayat çizgisi olursun. Bunlara bizim elimizde olmayan şeylere iman ediyoruz ama bize düşen şey onun hakkını vermekle gayret etmeli. O gün işe girerek döndüm. Yani okulu bitirdiğim gün işe dönüp girerek işçi bulmaya gittim. Dediler ki tesadüf bir mühendis kadrosu açığı var. Ve holding başka bir şeye daha karar verecekti. Yalnızca erkek mühendislerle çalışacak. Gaziantep'in ilk kadın mühendislerine alan açan bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Aslında yine çok uzatmak istemiyorum, çok yormak istemiyorum. O bile kendi içinde o kadar büyük bir hayat tecrübesi ki öğle vakti mühendislerle beraber hep beraber yemek yiyoruz. Aney diye yaşıyor mu başkanım? Aney diye bir ablamız vardı, çaycı ablamız. Getiriyordu çayı, dağıtıyordu fakat 3 tane bayan mühendislik o sırada işe giren. Bize çay vermiyor. Allah Allah diyoruz, bize niye çay vermiyor? Kadınlar mühendis mi olur demiş. Yani o dönüşüm, o dönüşüm o kadar kolay bir dönüşüm değildi ama başardık. Önce karar verildi, holdingin büyümesine, sonra biz yeni yeni sistemler, Brückner kasa dediğimiz Türkiye'nin ilk kasa sistemini, Alman mühendislerle geldi çalıştık. Tabii okul her şeyi, bir altyapı veriyor ama her şeyi vermiyor. Teori ile pratiğin birleşmesi lazım. Hiç unutmuyorum, bir Alman mühendis, bir arıza var, gece yarılarına kadar fabrikadayız. Yanında bir elektrik kutusu var. Dedim ki, ya arıza şu olabilir mi? Şimdi biz mühendisler olarak, mühendis arkadaşlarım, bu işi çok iyi bilir, rektör hocalarım. Dedi ki, olsa da bilen, bilsem de bile karışmam. İhtisaslaşma başka bir şey. Türk mühendisleri de her şeyden az biliyor. Alman mühendisi bir şeyi çok iyi bilir. İşte bizim ihtisaslaşma dediğimiz şey o. Bir alanı çok iyi bilmek, her şeyden az bilmek değil. Bunlar bize bir hayat tecrübesi oluşturdu ve özel sektörde bir de şunu öğrendim ben. İş odaklı götürmek. Rekabet. Tabii ki mühendisler de kendi içine rekabet ediyor. Ama en iyi mühendis olabilmek için çok gayret etmen lazım, çalışman lazım ama iş odaklı götürmen lazım. Yine rahmetli Sani Konukoğlu abimizin söylediği çok önemli bir şey vardı. Bu siyasi hayatımda da hep bana referans oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğiyle de çok örtüştü bu. O hep işin hilesi dürüstlüktür derdi. Cumhurbaşkanımızın da yola çıkarken söylediği siyasetin limanı güzel ahlaktır. Hep bunu
çıkarımız olabilir ama bunu çok önemsedim. Yani ne kadar akıllı olursan, ne kadar gayret edersen, güzel ahlakla, erdemle, manevi olarak bir takım güzel duygularla bunu birleştiremezsen çok şey yaban kalıyor. Onu mutlaka birleştirmek gerekiyor. Tabii 2002 biz yola çıktık, işte siyasete gireceğiz. İşte o da yine hayatımızın en önemli alanlarından, karar verme alanlarımızdan bir tanesi ki 10 ayrı partiyiz, parti kurucusu olduk. Mühendisken parti kurucusu nasıl olduk? İstanbul yerel yönetimlerindeki başarı hikayesi şu an bir yerel yönetici olarak da bunu görüyorum. Hakikaten büyük bir alan açıyor. Şimdi 2 milyon insanın yaptığımız ve yapmadığımızdan sorumlusuyuz. Çok hızlı karar verebilip çok hızlı yaşama dokunabiliyorsunuz. Sorun da oluşturabiliyorsunuz, çözüm de oluşturabiliyorsunuz. O süreç bize ülkede özgüven, işte biraz önce söylendi ya özgüven. %10 küçülmüşüz. Özgüvenimizi kaybetmişiz. Biz bunu başaramayız duygusuna düşmüşüz. Bir özgüvene ihtiyacımız var. Bir şeyi başarmamız ve başarabileceğimize inanmamız gerekiyor. Yola çıktık, yola çıktığımız zaman 50 yönetim kurulu üyesinden 4 genel başkanımızın o sıradaki talimatıyla listeye kondu. Arkadaşlarım burada şahitler, Mehmet Başkanım, Halil Başkanım, Mehmet Başkanım, Rıdvan Başkanım. Biz bu sürenin zamanı şahitleriyiz. Alana girdik, 4 arkadaşımızın ismi kondu ama ben de eşimle beraber alana girdim. Burada da tabii eşimle beraber deyince başarıda en temel şey gençler için çok önemli olarak söylüyorum. Hakikaten aile çok önemli. İşin başarısında da ailenin desteği, hem de zoru başarmak gibi bir iddianız varsa yakın çevrenizden çok ciddi destek almanız gerekiyor. Biz tabii o sırada alana girdiğimiz zaman eşimle beraber alana girdik ve 10 aylık, daha çok yeniyiz. Erken seçim kararı alındı. Genel merkezden talimat geldi. Mutlaka Gaziantep Büyükşehir listede kadın olacak. Kimse bunu konuşmuyor ama o kadar büyük bir rahatsızlık var ki. Nasıl olacak? Ve o günün şartlarında 3 Kasım öncesine baktığımız zaman kimse bu kadar yüksek bir başarı da beklemiyordu. 3 çıkar 4 çıkmaz dediği bir iklim yaşanıyordu, siyasi iklim yaşanıyordu. Biz geldiğimiz noktada işte altyapımız, okulumuz, özel sektör tecrübemiz, yönetimde olmamız, siyaseten bu bize yeni bir alan açtı. Aslında size bir fırsat sunuyor hayat. Bir alan açıyor ama bunu nasıl dolduracaksınız, içini nasıl dolduracaksınız, nasıl iz bırakacaksınız da işte o fırsatı nasıl değerlendirdiğiniz de direkt alakalı. Alana girdiğimiz zaman tabii bu 10 aylık süreç de çok kolay olmadı yine. 3 arkadaşım devam etmedi. Ben 6 ay boyunca erkekler yukarıda yönetim kurulu toplantısı yaptı. Tek bayan olduğum için il başkanımız, yine arkadaşlarım şahit. Ben aşağıda bekledim tek başına. Fatma Hanım sıkılır, ne yapacak? Yani aslında o şekilde Fatma Hanım gelmese de olur. Anlayışı var. 6 ay bekledim arkadaşlar. 6 ayın sonunda baktılar ki bu kadın vazgeçmeyecek, yılmayacak, gitmeyecek. Kapılar açıldı ve buyurun dendi. Yani hiçbir şey tesadüf değil, hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Ve o sırada içeri girdiğimiz zaman bizim aslında bir hırsla, nefisle değil, ucundan tutma, takım olma, yardımcı olma, gayret etme anlayışımız çok önemli bir nokta oluşturdu. Bu nereden çıktı diye bakan bakışların ya işte yapabiliyorlar dönüştüğünü gördüm. Bunlar çok önemli bir değişim ve zihinsel dönüşümdü o süreçlerde. Geldiğimiz noktanın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii 7 milletvekili arkadaşımızın çok ciddi %42 oy alıp milletvekili aday arkadaşımızın milletvekili olduğu bir 3 Kasım yaşandı. Şimdi kendi kendime dedim ki tamam, yeni bir fırsat, yeni bir alan açıldı. Nedir vekillik? Tanımı nedir? İçini nasıl dolduracağım? Bunun alttan nasıl kalkacağım? Mühendis kökenlisin, siyaset okumamışsın, siyaset bilimi, hukuk fonksiyonu yok. Bunların sosyal alanla ilgili kısımda bunu nasıl kaldıracağım? O sırada Ahmet Özal'ın çok önemli bir sözü vardı. O bana çok önemli bir yol haritası oluşturdu. Mühendisin çözüm odaklı gitmesi gerektiği. Ve aslında siyasette de en önemli şeyin sonucu yakalamak. Biraz önce aslında sunumlarda söylendi.
takip edip sonucu yakalamak. E zaten benim bildiğim en iyi şeydi sonucu yakalamak. Eğer ben o bana verilen eğitimi, tecrübeyi bu kadar kullanırsam, o sonucu yakalayabilirsem, o zaman fark yaratacağımı gördüm. Gayret ettim. Okuduk, çalıştık gece yarılarına kadar, parlamento nasıl çalışır, komisyonlar nasıl çalışır. Ve 2 yılın sonunda yine buradaki abilerim şahit, alana girdiğimiz arkadaşlarımızla önce bizi hep ayırdılar. Şuraya gitmeye gerek yok, buraya gitmeye, köye gitmeye gerek yok, şu gruba gitmeye gerek yok. Sonra biz mücadeleyle gittiğimiz o gruplarda notumuzu alıp sorunları çözmeye başladığımızı, takip ettiğimizi Ankara boyutuyla ve yeniden geri döndüğümüzü. İşte halk iletişim. Bir köylüyle köylü olma, şehirliyle şehir olma, sanayiciyle sanayici olma, ev kadınıyla ev kadın olma. Kendini onların yerine koyma, onların sorununu önemseme ve çözmek için gayret gösterme. Çözemeyebilirsin. Ama geriye dönüp ben bunu neden çözemedim diye anlattığın zaman çözmüş gibi milletin kalbinde bir yer tuttuğunu da gördüm. O yüzden ekiplik dönemimiz başladığında yeni bir daha alan açıldı bize. Kadın kolları yeniden yapılanıyordu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize oraya gelip içeriye girmemizi istedi ve o sırada parlamentoda başındaki arkadaşımız milletvekili değildi. Parlamentodaki kadın milletvekili arkadaşlarım beni o kadar çok eleştirdiler ki dediler ki vekil olmayan birinin altında nasıl bu görevi kabul etti. Ben de o zaman dedim ki eğer burada üzüm yemekse derdiniz, bir faydamız olacaksa yanında ne yazdığın, nerede ne yaptığından çok daha önemli. O misyonla hareket edebilmek bunun gayreti. O gün onu yaptığım için Sayın Cumhurbaşkanım'la 8 sene Merkez Yürütme Kurulu'nda çalışma fırsatı bana doğdu. Şimdi bu kadar liderlikle ilgili kısımlarda işte toplumu dönüştürebilme gücü bunların hepsi çok önemli ama benim onda ondan öğrendiğim benim için çok büyük bir okuldu. 2 şey çok önemliydi. Kararlılık da burada var. O da çok önemli. Cesaret de çok önemli ama istişare. Şimdi çok farklı bir şekilde anlatılmaya çalışılıyor. Çok farklı bir şekilde tek adam misyonu yüklenmeye çalışıyor ama ben onların şahidi olarak şunu gördüm ki en zor kararlarda saatlerce kendi gibi kendi farkı düşünmüş olsa bile 50 Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesinin kendinden farklı düşündüğünü görüp kararını değiştirebildiğini gördüm. Ve bazen niye bu kadar sabrediyor bir bireye, bir olaya, ya bu kadar da sabırlı oldu dediği noktada o sabrın sonunda aslında sabrın imandan geldiğini ve nasıl sonucun hayırlı olduğunu gördüm. Dolayısıyla ben kendime bir hesaba çektim. Kendi eksiğimi görüp daha sabırlı olmam gerektiğini, daha kararlı olmam gerektiğini ve özellikle güvenilirlik o kadar önemli bir şey ki, biraz önce başkanım da onu söyledi, bütün başkanlarım onu söyledi. Güvenilirlik o kadar önemli ki, özellikle hepimiz için geçerli, hepimizin kendi çalıştığı arkadaşlarının ve hizmet ettiğimiz grubun bize güvenmesi. Söylüyorsa yapar. Bu çok önemli bir şey, kendiliğinden de olmuyor. Mermerin suyu aynen mücadelesi gibi. Süreklilik gerektiriyor. Tek bir olayla da karar verilmiyor. Nasıl su sürekli aka aka mermeri orada şındırıyorsa bir karar, bir algı süreklilikten oluşuyor. O yüzden benim için çok büyük bir siyaset okulu olan kadınların siyasete girmesinde o alan açıldı ama o kadar eksik yanlarımız var ki bireyseliz, duygusalız. Takım olup oyunu oynayamıyoruz, çabuk küsüyoruz, kırılıyoruz. Ama biraz önce başkanlarım yine söyledi. Aklını kullanman, nefsini ayaklar altına alman, duygularını yönetmen gerekiyor. Çok önemli bir şey bu, başarıda. Hele ileride siyaseti düşünen arkadaşlarımız varsa bu çok 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 önemli bir şey. Dolayısıyla ben hep kadınlara şunu söyledim. Yüce Mevlam bize genetik bir miras vermiş, duygusal zekamız çok yüksek. Bakın büyük bir avantaj veriyor. Halk iletişim, sabır, fedakarlık. Ama çok zayıf taraflarımız var. Takım oyunu oynayamıyoruz. Birlikte hareket edemiyoruz, birleştiremiyoruz. Böyle bir şey yok. Baktığın zaman
Bu kuralları değiştirebilecek gücün yoksa kurallara göre kendini düzeltme gücüne ulaşman gerekiyor. Ve ben takımcılığı orada öğrendim. Şimdi de bundan çok memnunum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımla, teşkilatımla, ortak hakkı kullanan oda başkanlarımla ben dedim değil, birlikte ne yapabiliriz? Kiminle fikri varsa nasıl söyleyebilirim? Çok iyi bir şekilde onu öğrenmemiz gerekiyordu. Benim için çok büyük bir öğretici oldu. Ben hamdolsun ilk kez ülke siyasi tarihinde %14 parlamento çoğunluğunu yakaladık. Bu yetmez ama esas kırılması gereken kırdık. %4'den %14'e çıktık ve özgüven gelişti. Birlikte hareket edebileceğini kadınlar kendi negatif ve eksi taraflarını görüp pozitife çevirmeyi öğrendi. Bunların hepsi bir süreç. Birimizin tecrübesi öbürümüze tecrübe olmuyor. Eğer ama buradan bir ders çıkarmak isteyenler için de kendine hesaba çekip doğru yakalamak için de çok büyük bir alan açıyor. Bunlara gayret ettiğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız son 61. hükümette bize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi aman yarabbim yetim, yoksul, yaşlı, şehit yakını, gazi, bütün dezavantajlı grupların sorumluluğunu verdi. Emanetini verdi. O güçlü takımın içinde çok önemli. Mesela şimdi deniyor ya, 3 yıl içinde şunlar yok, önemli yasa çıktı. Ama çıkarken biz tabandan gelen sorunları çok iyi analiz edip tabana aktarıp güçlü liderler ve güçlü bir parlamentoyla bunu başarabilecek hukuki altyapıyı oluşturduk. Ama en önemli şey orada özellikle dezavantajlı gruplarda, öğrenci kardeşlerim sosyal sorumluluk alanında bunu çok iyi biliyorlar, empati gücü. Kendim onun yerine koymak. Eşi vefat eden bir kadının yerinde olmak. Evladı şehit olmuş bir ananın yerinde olmak. Bir yetimin anası olmak. Eğer bunu hissedemezseniz başaramazsınız. O gece rüyanızda eğer bunu görmezseniz çözemezsiniz. O acıyı bütün yüreğinizden hissetmek gerekiyor. 2,5-3 yılın sonunda da biz bütün gücümüzle arkadaşlarımla, milletvekili arkadaşlarımın yüksek desteğiyle, şehrimin çok yüksek desteğiyle yeni bir karar aşamasına gelindi ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize başbakan, genel başkan olduğu dönemde biz dedi şehrin genel kanaatini aldık, vekillerimizle konuştuk. Sizin üçüncü dönem olmanız münasebetiyle biz sizin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması Merkez Yürütme Kurulu kararı çıktı. Ben o zaman siz ne düşünüyorsunuz dedi. Ben o zaman dedim ki ben bu takımın bir parçasıyım. İşte birleştirme ve takım ruhu çalışması. Bu takım bana bu alanı bugüne kadar ne kadar alan açtı işte bugün eğer bu takım burayı uygun görüyorsa bu şehre hizmet etmek, doğduğum ve öleceğim şehre hizmet etmek benim için büyük bir şeref ve onurdur dedim. 6 aydan beri de sizin hizmetkarınız olarak bu yolculuğa devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, yolunuz uzun. Ama şunu söylüyorum, hiç bıkmadan, usanmadan, çok üzüldüğünüz ve çok canınız sıkıldığınız zaman şunu hatırlayarak, her şeyi değiştiremeyebiliriz. Her şeyi değiştirme bizim elimizde değil. Ama biz değiştirebileceklerimizden sorumluyuz. İyi bir aile hayatı kurarak, iyi bir vizyon ve hedef koyarak hepiniz çok daha başarılı olacaksınız. Çok buna bütün yüreğim inanıyorum. Gelecek çok daha huzurlu, mutlu ve başarılı olacak. Bakmayın bugün yaşadığımız kakafonlara. Bunların hepsini aşacak gücümüz var. Bizim medeniyetimiz, bizim inancımız, bizim tarihimiz bize bu misyonu yüklüyor. Biz büyük bir milletiz ve büyük millet olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Hepinizden saygı duyuyorum ve selamlıyorum.